Sokrates Videocast'e hoş geldiniz. O Değildi'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sokrates Podcast'te de bu arada hoş geldiniz. Düşünün yani nasıl böyle aynı anda hoş gelebiliyorsunuz. İnanılmaz. Buğra hoş geldin. Hoş bulduk. Yeterince... Ben de aynı anda hoş geldim sanırım. Evet. Kuantum. Yeterince görüşmediğimizi hissettim. Evet. Ve dedim bir de kameralar olsun. Yaklaşık 3 saattir görüşmüyorduk. İyi oldu. Çok sık görüyoruz birbirimizi senelerdir. O yüzden program yapmak da enteresan bir tecrübe olacak. Evet, bakalım. Bilmediğin ne soracaksın? Sen kaç program? 250 falan program yapmışız herhalde. Canım. Yani bütün sohbetleri, yayınları saysan. Hepsini saysan daha bile fazla. Daha evet. Bile fazladır. Niye ya? Geçen gün değil mi? Geçen gün 7 yıl öncesinde yaptığımız bir tane yayına denk geldim. 7 yıl önce yayın mı yapıyordun? 7 yıl önce sen yayın yapıyormuşsun. Aa. Ece var, ben varım. Beraber neydi? Ha, what to do when you poop blood mı? Hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Hani, evet evet. Öyle bir sekansımız vardı. Evet. Burada edit yapmıyoruz ama şöyle kısa bir özet geçeyim ben onu. Ece benim telefonumda... Ne arıyordun Ece o sırada? Kız. Ha, böyle bir ava çıkmış arkamdan iş dönüyor mu diye onun yerine geçmişte what to do when you poop blood diye bir aratmamı görmüş. Ben de dedim ki yani en fazla bunu saklayabilirim senden kız falan saklayacak halim yok. Tabii ki biliyorum ben. Ya bu ben şeyi gördüm. Keyifli neydi? Bir yayın anıydı. MC Duvar Çatla yayınını gördüm. Evet, o da çok çok keyifli. MC Duvar Çatla'nı hatırlıyor musun acaba? İnanılmaz. Bir ara YouTube'a ciddi anlamda yayın yaparken düşmüşlüğümüz var. Evet. 3 kişi yayında böyle çeşitli videolar. Bir de şeyi çok seviyorduk biz. Yiğit Alp. Bir tane korku videoları çektiğini düşünen. Yemin ederim bak. Ama komedi çeken bir dostum. Evet ama yaşlandıkça gerçekten şeye hak verdim. O dönemde bu ne abi falan yapıyordum ya. Hı-hı. Çok güzel videolar çok ya. Güzel sen canım. Daha öncesinde varmıştın bu kanıya da. Her zaman öyle oluyor zaten. Nedense. Bir yaş büyük olduğun için ben de. Koca Çınar. Koca Çınar ya. Kendi kendine dedi. Adam olgun arkadaşlar. Ben 9 ay büyük. İkisinden de Berk'ten de buradan da bir yaş büyük olduğum için bana koca Çınar diyorlar. 9 ay. Vay be koca Çınar. Öyle diyorum. Abi. Evet bu arada çok iyi videoları var çocuğum. Çok güzel. Ya şu anda biraz daha artık hani spoof'a kaymış. Artık hani salmış iyice ne eğleniyor da. Yani ben Sivas Sporlu Zombi videosunu tekrar izlerken gülme krizine evet girdim. Ya. Onu söyleyeyim. Çok gerçekten komik. Çok başarılı. Bu arada neyden bahsettiğimizi bilmeyen varsa böyle korku videoları çeken YouTuber'lar var. Bunlardan bir tanesi de bu dostumuz. Bir hikaye yazıyor. Zombi maskesi çıkıyor falan. Böyle kısa film gibi şeyler ama çok da öyle de denmez. Değil yani böyle. Çünkü ama Sivas Spor formasıyla bir zombi çekmiş. Ve bunu da başlığa taşıyor ve hani bence çok büyük başarı. Hani ne evet, yaptığının evet. Farkında olmak helal gerçekten olsun. Böyle bir ya, şey. Ya o YouTuber'lık geni mi derler artık? Böyle bir geni değil de bir kası. Medya bir şey geliştiriyorsun. Hocam. Öyle mi diyorsun? Tabii. Öyle. Yani mesela Yiğit Alp'in hani bakınca bu ne ya falan diyorsun ama aslında çok gerçekten kaliteli bir YouTube aklı niş bir olduğunu üretim. Görüyorsun. Yani onu aramadığın sürece o senin karşına çıkmıyor. Yani Sivas Spor ve zombiyi aratmış olman gerekiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani karşına çıksa da tam verimi alamıyorsun. Aynen öyle. Peki biraz YouTube diyelim. Tabii ki. Nasıl gidiyor Soğuk Savaş? Çok iyi gidiyor abi. Geçen kalben geldi. Çok keyifli bölümdü. Çok keyifli izledim. Bölümdü. O kadar böyle yani. Böyle bir şey yaptılar. Nasıl derler? Bir şey koydular yani ortaya. Dediler ki biz sizi pataklamaya evet. Geldik. Gerçekten de patakladılar. Bu arada yani böyle istekli konuklar geldiğinde hakikaten hı-hı. Ne kadar güzel olduğu görülüyor bölümün. Zorlanıyor musunuz peki şaka yazarken? Abi çok zorlanıyoruz. Çok komik biraz daha devam ettirmek istedim. Bizim Boğaç diye bir arkadaş var ona yazdırıyoruz genelde. Çok kaliteli biri diye duydum. Ya işte durmadan bu ne abi bok gibi şaka falan diyoruz ama... Hakikaten ya bu arada geçen düşündüm 6 şakadan kaç bölüm çekmişizdir? 90? 90 hadi 100 de kolay hadi olsun 100, hesabı. 100 de kaç oluyor falan gene kolay olmuyor. 9 hocam dur abi, yanlış çok mı? Fazla şaka ya çok fazla şaka. Bunlar iptal edilen ne güzel tükürdüm. İptal edilen şakaları katmadın da bu arada. Bir de evet, iptal ettiklerimiz var. Var. Ekleyemediklerimiz var falan. Tabii evet. Gerçekten bize helal olsun falan. Bazı konuklara yazdık.
Tabii. Bunların hesabını. İsim vermeyelim şimdi ama bazı konuklar. İsmini vermeyelim de o kendini biliyor falan. Hangi konuklara yazdığımızda hemen belli oluyor. Hemen söylerim. Eğer biz gülüyorsak kendi yazdığımız şakaya. Hayvan gibi gülüyor. Buğra neden yapmacık gülüyorsa ben yazdım. Evet, bu arada şeyi birazcık konuşabiliriz. Bu kadar sene şaka birazcık aynı. Evet. Biraz yeterli falan. Tamam. Bu kadar sene şaka yapmak, efendime söyleyeyim, insanları güldürmek, bilmem ne. Bir yandan da bir sürü laf yemek. Mesela senin bir ekşi sözlük bayılın, senden nefret ediyor gibi bir algıya sürüklendin sen. Halbuki doğru, iki kişi falan yazmıştı. Biraz şöyle silindi. Öyle diyorlar. Dava da açtın, sildiler. Açtın herhalde. Dava açtım. Süründürdüm mahkemeler. Yok ya. Senin yüzünden kapalıyım. Bir şey. Bura of lan. Sayın Cumhurbaşkanım artık bugün çıktı diye. BTK açıklama yapıyor. Buğra Oflaz'ı. Evet. Öyle bir tane kadın vardı. Sildiriyordu durmadan her hafta başlığına. Aa, evet, avukat vardı, evet, bir tane öyle. Neyse, çok girmeyelim. Çok girmeyelim. Biz de sildir. Ben bugüne kadar bir tane yoruma sadece şey yaptım. Yani şikayet ettim. O da artık yani aman babam arıyor. Hani bu kadar da şeye gerek yok yani, sert girmiş yani. Evet. Şu. Yani zaten küfür başka bir şey oluyor. İşte mantığını anlamıyorum. Eleştiri mantığını hani. Mesela ki son yorum şu. Söylediğinde de bir şey yok. Biz her şeyle dalga geçiyoruz. Heh. Her şeye şaka yapıyoruz. O şakanın konusu o gün ekşi abi, sözlük olmuş yani. Evet, işte oradaki olay tam böyle ilk duyulmaya başladığı zamanlar Soğuk Savaş'ın. Bir de adam ekşi sözlük yazarıydı. Pintipan'da gelmişti. Hani hı-hı, bilindik bir şey. Hani ona bir şaka. Hani kendimizi gömerken aynen, aslında arada, seni evet, gömüyormuş. Ama yani aslında biz farklı kendimiziz değiliz. Evet. Falan gibi böyle. Kendimi orada de gömdüm bir şaka. Bir şey oldu yani herhalde, işte. YouTube'dan geçmiyor. Orada bir kaldı nefret. Ha, ayrı konu bu arada. Gerçekten de hani sevmeyen, izlemekten hoşlanmayan insanlar da var. O ayrı. O ayrı. Ama yani onları dövüyoruz. Onları tek tek mahkemeye veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım. Yani onlara bir şey demiyorum da ne bileyim hani. Küfür müfür. Ha, mesela son yorum şeydi bana. Ekşi Sözlük'te baktığımda açıkken. Bıyığını düzelt. Haklı bu arada, düzeltmem gerekiyordu yani. Bu ne abi, kalktığın ya şeyle saçına başınla abi Instagram çekmişsin diyor. Bence haklı bu arada, doğruydu da bu arada tespiti. Gerçekten uyandığım gibi çekmiş. Dur bir tane reyes çekeyim. Ama abi, doğru olmayabilirdi. Ben senin uyanmadığın hallerini de biliyorum. Hiç yani. Çok da farkı pek yok. Farkı var mı? Hiç. Kendimden bak de biliyorum. Mesela şu an uyanmış gibi gözüküyorum. Aslında. Yorumlara yazsınlar acaba yani. Podcast dinleyenler ne hayal etti acaba? Oldu ya, ayrı bir konu. Pardon, ses tonlarımız yüzünden aşırı karizmatik olduğumuzu düşünmüşlerdir bence. Bana bir ara hocam, her zaman bu arada aynı otoparka bırakıyoruz ya. Bir ara otoparkçı şey dedi. Çok kötü gözüküyorsun. Tamam dedim. Jason abi Statham dedim, abi mi? Yok, diğeri. Ha. Jason Statham değil. Abi niye öyle diyorsun falan dedim. Ya yorgun gözüküyorsun, iyi misin falan dedim. Abi dedim iyiyim aslında, uyudum da yani. Hani o gün bir de hani bazen böyle hakikaten mutlu olduğum bir an değil mi? Hayır, bazen hakikaten ne bileyim 2 saat uyumuşsun, 3 saat falan çok yorgun gidiyor. O gün öyle bir gün de değil. Adam, gayet iyiyim yani. Her gün öyle gittiysen adam böyle iyi gördüğünde bir terslik var bu herifte. Evet ya, bayağı çok kötü gözüküyorsun. Yani niye biz bir otoparkçıyla bu kadar samimi olduk? Sana yapıyorlar bu arada. Niye sen? Başkası yapmıyor. Bak Berke de yapmıyorlar, bana da yapmıyorlar. Ben o vibe'ı veriyorum. Sen belki demek ki hani bana yorum yapın şeklinde. Bilmiyorum hani. Tam da tersini vermeye çalışıyorum. Evet yani, ama eleştiriniz varsa yapmayın ya. Yani hakikaten sana herhalde iyi niyetli falan hani böyle daha iyi böyle niyetliydi bu arada. Tatlı tabii, bir şaka, hava. Şaka bir tabii ya, adam hani iyi niyetli, hani iyi misin gibisin falan diyecek hali yok. Yani ekşi sözlük olayında biraz abarttılar. Ama şunu da söylemek lazım. En azından ağzına vurulmakla üstüne atlayacağım falan diye tehdit eden biri olmadı diye düşünüyorum ekşi sözlükten. Çünkü öyle şeyler de yaşanıyor. Bunu da hiçbir yerde söylemedik. Şimdi anladım. Evet yani hiç o kadar da uneducated, biased, fat ear demediler. Bir şey daha bana vardı ya. Ne vardı? Uneducated, biased, fat ear. O kadar. O kadar. Tam neyden bahsettiğimizi açıklayalım. Evet. İsmini vermeyeceğimiz ülkemizin değerli müzisyenlerinden bir tanesi bizim bir şakamıza, benim bir şakama, daha doğrusu izleyicinin bir şakasına alınmış. Kalbi kırılmış. Kalbi kırılmış. Ya şaka evet biraz ağır olabilir. Katılıyorum. Ben sana bak videodan önce ben sana emin misin diye birkaç evet, kez sordum. Ben şöyle düşündüm orada. Şimdi bir, bu seyirci şakası. Ben doğru, halkın söylediklerini
İnsanlara iletmekle yükümlüyüm. Ignorant. Ha, ignorant var. Evet. Ha, dur geleceğim oraya. Fat ear. Ha, oo, tamam. Bir de ignorant var. Ben sonuçta halkımızın eleştirilerini gene halkımıza yönlendiriyorum. Sana çekil diyoruz, adaylıktan çekilmiyorsun. Bu ne böyle? Belki kazanacağım, Allah Allah. Ya, yani yaş ortalamasını düşürürsek biliyorsun biz de seçilebiliyoruz öyle bir şeyde. Neyse tabii YouTube ki bunlara girmiyoruz. Ağır olabilir şaka. Bu konudaki eleştirileri de kabul edebilirim. Ama tamam, sonuçta bu bir tabii ki her şeyden önce bir şaka olduğu için. Aynen. Ama ağır olmuş bence. Beğenmedim. Bence ayıp etmişsin. Bak haklısın, olabilir diyebileceğim bir şey. Olabilir. Özür de dilersin. Ama değil mi? Yani bana o kadar sinirlenmek, bu şakaya bu kadar sinirlenmek ve üzerine atlayacağım falan gibi. Üzerine atlayacağım bu arada. So gay yani. Üzerine atlayacağım bence sağlıklı değil bu arada. Neyse. Hadi oraları da geçtim. Dudaklarına yapışacağım, gördün mü? Mahvedeceğim seni. Bal gıdadan da alıp dil atacağım falan. Bunlar daha çok rahatsız etti bu arada. Bunları yazsa daha etkili olur. Mahvedeceğim seni. Bir kalıp yaptı biliyorsun. Educated Year mahlasıyla da tanınan bir dostun olarak. Uneducated, biased, ignorant. Ignorant Fat Ear diye bundan sonra bu isimle aranızda yer alacağım. Bu da güzel bir liste. Buradan kendisine de sevgilerimi gönderiyorum. Bu kadar ciddiye almasın şakaları. Çünkü baktım başka biriyle yaptığı videoda benzer bir şaka. Evet, kahkahalarla gülüyor. Hakikaten evet ya. Gördün mü videoda? Demek gayet söyleyen kişiyle alakalı. Ya bence dönemle de ilgili. Belki olabilir, şey olabilir. Oldu yani gergin olduğu bir dönemdi. Evet. Gerçi yani bakınca hep gergin oldu. Çok kaslılar ya. Niye bu kadar ben anlamıyorum abi. Neyse yani ağzıma çok iyi vurulur bu arada. Onu da buradan ben iletmek istiyorum. Bir şey diyeceğim. Benim çenem sağlamdır. Ben kavgaya gelirim. Ben gelirim. Her zaman gelirim. Tamam. Feci dayak yerim. Benim. Bu arada hakikaten bak şimdi yani arkadaşız diye söylemiyorum. Hı-hı. Bu bir tane an olmamıştır ki. Buğra'ya yardıma ihtiyacım var. Hı-hı. Gelir misin? Gel diye olmamıştır. Olmamıştır. Tamam. Yok. Bir kere bile. Yok yok, hakikaten yani neye gelirim. İhtiyacım varsa geldin. Gelirim. Çok teşekkür ederim. Sen de aynı şekilde bak. Hiçbirine burada gelmiyorum. Hiçbirine gel. Bir gün seni 24 saat aramıştım, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Şey var bayağı eski 6 istemiyor. Daha önceki telefonda galiba 3G'de. Böyle şey vardı. Oğlum nasıl uyanmazsın ya, yazmışım artık. Bu kadar şey. Nasıl uyanmamış olabilirsin diye. O klasiktir. Berk'in bizle hala arkadaş olmasına evet. inanamadığımız bir konu. Her Berk, sabah evet. bir gün ben uyuyakalıyorum. Bir gün Buğra uyuyakalıyor. Bir şekilde Berk'i uğraştırıyoruz. Biz bir gün PlayStation Türkiye'de çalışırken işe gecikmiştik. Ama işe şöyle 15-20 dakika geciktik. Dedik ki çok geciktik. Şimdi hani artık gidilmez gibi bir karara vardık. Börekçiye gittik. Yemek yedik. Sonra birdenbire vicdanımız devreye girdi. Dedik ki ya bence yapmasaydık böyle falan diye birbirimize şey yaptık. Ondan sonra doğru diyorsun falan deyip evlere gittik. İşe de gitmedik mi? Of, hatırlıyorum bunu ya. Şey işte mesela birde işte olmamız gerekirken evet. biz biri çeyrek geçe evden anca çıkabildik. Evet, evet. Bu arada çok uzaktaydı. Evet çok uzaktaydı. Sonra biz yarın gelelim demiştik. Yani kötü bir şey değildi aslında. Yani evet, evet. 15 dakika geç kaldık yok, burada... ama yola çıkmaya 15 dakika evet. geç kaldık. PlayStation Türkiye'de buradan teşekkürlerimizi sağ iletiyoruz. Olsunlar. Çok çektiler gerçekten. Şeyi konuşalım şimdi, oraya çağırdın geldin gelmedin muhabbetinde. Sen en son beni bir yere çağırdın ve ben evet şahitlik ediyorum dedim. Aa evet. Bir ayinindi falan diye böyle oluyor. Yok ondan bahsetmiyorum. O da var da falan diye. Ha o insan kurban. Onunla şahitlik ediyorum falan diye. Evet. Nasıl gidiyor evlilik? Şu evli anda bir insan olmak. Ne kadar oldu? Bakayım 14 Mart. Bugün günün ayın 5. 5. Falan 5. 5 Nisan. 5 Nisan. Ben bu hesabı yapamam. Ben de yapamadım. 16-5. Yaklaşık 16-5. 30 gündür evliyim. Öyle bir şey. Yaklaşık. Hemen böyle unutur. Yaklaşık. Yani. Evde garip sesler çıkarmaya başladın mı? Şeklinde göbek kaşıma falan diye. Ve tuvaletten aşırı gürültülü gelen sesler. falan diye. Daha sonra iyi. Normal çıkıyor. Hiçbir şey yapmamış. Sadece yüzünü ya yıkamış. Ya ne yaptın? Kraken mi reel'i izledin içeride? Ne yaptın ya? Yüzünü yıkar kaçma. diye seslerden sonra.
şu onu çocuk olana kadar bekletiyorum ama. Ha onlar evet biraz onunla çocuk olunca birazcık baba keyfi yaşamak asıl için. Orada çıkıyor. Tabii orada yani evet. Asıl onun tadını şimdi baba olunca. Şimdi ne tarz değişiklikler var? Mesela elin arkanda şey dükkan gezip şuralara da bak diyor musun? Oha çok güzelmiş keşke yapsam bunu. Benim en sevdiğim şey ya. Daha evlenince daha da güçlü olacak diye düşünüyorum. Şu anda da yapıyorum ama nişanlı bir insan olarak. Tabii şöyle ki. Gezip. Şuraya da baktın mı? Ne tencere alıyoruz bu arada. Orada tencere bile yok yani. Bu arada çok haklısın. 3 yıldır söylüyordu şu duruş ya, inanılmaz ya. Rahat. Diye. Evli olunca anladın. Geçen şey işte VR almaya gittiğimde şu şekilde gezdim. İnanılmaz adam kesinlikle VR'lara yönlendirmedi beni ilk önce. Durmadan Airfryer'a yönlendirdi. Diyorum ki ben VR alacağım diyorum. Aynen. Vermiyor. Ya, ya, sen Airfryer alacaksın. toz makinesi var sanayi tipi. Gel olarak. Gel kahve makinesi göstereyim. Abi dünyanın en hafifletici, en eleştiriye kapalı yürüyüşü. Kesinlikle. Yani diyorsun ki beni şu an bu dünyada üzebilecek tek bir insan yok yürüyüşü. Veya bir tartışmada bana üstün gelemezsin. Beni yani. Şu an var ya hiçbir şey şurayı geçemez yani. Ben şu an Iron Man'im. Öyle bir armor üzerimde. Çünkü mesela şöyle şeyler oluyor. Bazen diyorum ki Ece'ye ben bir yürüyeyim geleyim falan diyorum. Hani bir yürüyüşe tabii. Çıkayım falan. Çıkıyorum normal böyle... falan yürümeden nefret ediyorum. Keyifsiz de. O yüzden böyle yürüyorum. Hı hı. O da keyifsiz geliyor. Sonra o açıyorum o kalkanı. Abi bütün tak. Mahalleyi. Bak spor mu yapıyorsun? Artık önemli değil. Yapsam da olur. Yapmasam da olur. Beni kimse yaralayamaz sonsuza yani. Sonsuza kadar yürüyebilirim. Bir adalet yürüyüşü kadar. Ben boğaç geliyorum diye bütün mahallede yürüyorum. Ben çok yavaş geliyorum. Gezerek oralara da baktın mı? Evet. Punchline. Abi, sen de daha gelmedi o evlilikte. Ben de daha gelmedi. Ya evlilik şu an yani zaten hani hiçbir farkı yok ya yaşantısında. Evet, yani tabii. Şey oluyor ilk 10-15 gün bir karıcım kocacım eğlencesi oluyor. Beyim. O eğlenceli. Elif bana şey yaptı. O çok korkunçtu. Kahve almaya gittik Kadıköy'de. İşte geziyoruz bir yandan bir şey. Yani yüzük için. Yüzük için gittiğimiz... Ne için gittik lan diye. Neydi lan? Şuralara da baktın mı? Şuralara. Direkt gidip ilk yerden aldık bu arada yüzüğü. İyi de oldu. Neyse. Geziyoruz işte yüzük için. Orada bir kahve alalım biraz oturalım falan dedik. Gittik işte siparişimizi vereceğiz. Dedim ne içersin falan da cold brew içerim yoksa da işte şundan içerim ice americano falan dedim. Tamam dedi Elif. Dedi ki ben bilmem ne alacağım kocacım da dedi. Hayda. Adam da benden öyleyse. Belli ki yeni evlisiniz. Evet ya. Rezalet bir şeydi yani. Ama o dünyanın en eğlenceli şeyi değil mi ya? Çok eğlenceli. Ben geçen şey yaptım. Ece'nin bir tane manyakça sevdiği bir cips var. Ama hiçbir yerde bulunmuyor. Tamam mı? Hadi yok sen. Yani. A101'de var. Hayır A101'de var. Bir tek A101'de satılıyor ama A101'de de yok. Falan. Yani gidiyorsun A101'e yok o falan. Başka bir A101'e maalesef. Ha. Başka bir A101'e gidiyorsun. Ha var galiba diyor. O modelin. Model mi? o aromasından yok. Ha, aroma da yanlış oldu. Neli cipsti o senin sevdiğin? Sade. Bu ne abi? Sade yok. Hiç araştırmaya mı gerek var ya? Dedim ki ben bulacağım sana o cipsi ya. Bulacağım yani. Böyle bir adam şu diyorsun. Şu arkalara da bakma. Watch koli açtırıyordu orada en son. Hayır, bir tanesine gittik. Tam bir YouTube. Abi şurada aşağıda koliler var görüyorum. Belki vardır diye abiyle beraber orada böyle kolileri açtık bakıyoruz falan. Aşağıda koliler var görüyorum mu dedin adama? Ya şimdi diğer cipsin diğer aromalarını görüyorum. Belki altında sade olan da olabilir tabii. Diye kolileri oraya koymuşlar dizmemişler olur. Henüz. Evet. Açtırdık böyle adam şey yapıyor cipsleri böyle benim elime veriyor altına bakıyor falan ben böyle falan. Yok bunlar değil falan diye geri koyduk böyle uğraştık. İnanılmaz iş çıkarmışsın. Neyse bir tanesinde buldum. Çünkü çok uğraştık ama 1,5 saat A101 geze geze böyle. Bir tanesinde buldum. Ben alıyorum böyle bir sürü 8 tane falan hani bir süper. Daha bulamayacağız. Çünkü Ece ne yapıyorsun rezil olduk falan diye. Şimdi dedim ki kimse senin yediğine inanmayacak. Herkes ben doğru. Manyak zannedecek doğru. Falan. Neyse böyle alırken. Şey dedi, tamam evet öyle yapalım dedi. Ben de tam kasada bir tane de kendime sevdiğim cipsten aldım.
Dedim ki evet bu senin sevdiğin cipsler, bu benim sevdiğim cips. Daha fazla alalım mı? İster misin Ece? Yeter, herkes sevdiği kadar cips aldı falan de. Orada bir yerin dibine girmişliği var gerçekten. Rezalet bir adammışsın gerçekten ya. Nasıl hissediyorsun bu konu hakkında? Burada anlatılacak bir olay mı? Adam orada rezil etmediği yetiyor. Burada da herkesin önünde. Ama o kadar zevkli ki. Herkes istediği kadar cips aldı ben. Ben bir tane cips aldım. Abi çünkü bak şeyin öcünü aldım. Ne zaman alışverişe çıksak. Kasada böyle bir şeyler geçiyor. Bu ne? Bunu sen mi aldın? Falan diye. Aa, yapıyor musun? Ben aldım diyorum. Falan. Eleştiri değil. Ha ben bu ne? Ha. Tamam nereden da korkacak çıktı? Ne var evet. Ya? Elif de yapıyor. Hayır, diyelim çakalın biri bir tane bir cips koydu falan bizim şeyin. Ne olabilir yani? Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bak Elif de benzerini yapıyor. Bu benim değil falan yapıyor. Ben aldım falan diyor. Evet yani. Evet ben aldım. Ya, niye hani... ne gerek var ya? Ya tamam sen aldıysan tamam. Burada beyan etmeye gerek yok evet. Ki. Bu ne sen mi aldın? Hayır adamın biri koymuş yani. Saçma. Ama o koruma yöntemine. Alışveriş arabası namustur. Öyle mi diyorsun? Öyle. Gerçi evet doğru söylüyorsun. Yani dikkat edersen mesela bozuk olsa bile ayaklara bırakılmaz. Evet ya ben de bırakmadım. Hiç bırakmadım. Bu arada... Sürüklerim böyle yerde ama yine de bırak. Kesinlikle ben de. Ayrıca bir şey sistemleri var ya artık böyle okutuyorsun falan. Kasada beklememek evet. için. Ben o işi aşırı ciddiye alıyorum. Ben de. Mesela Ece böyle bir sürü şey almış bırakıyor. Ne yapıyorsun ya? Okutacağım getir falan hani o şey evet. Egosuna giriyorum tek tek böyle veriyor. Aynen falan. Böyle şey yapacağım. Müthiş. Çarpısını falan hani tabii, onu tabii. Doğru kullanmak bir tatmin kesinlikle. Mutluluk hissediyorum. Şey gibi futbol menajerde böyle kadro kuruyormuş gibi hissediyorum. Sağ beke cipsi aldık oradan ton balığı falan. O poşetlerde tartıyor ya evet, onların evet, içine hayır oraya koymayacağım. Ama bazen fail oluyor o üzüyor beni. Yani evet. Gidiyorsun bir ürün eksik fazla falan yardım isteyin. Sen kimsin ya? Ne yardım bana ne yardım? Ben iki saattir okutuyorum. Evet şeye geçelim. Yeni podcast'e başladın. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sana da hayırlı olsun. Bayağı oldu sen başladın. Evet. Sen konuk ağırlamıyorsun ama ağırlarsan evet. Gelirim. Ağırlayacağım bu arada. Ha öyle mi? Bu ya şey bu arada oyun biraz... tarihi ha, podcast'i evet. Yapıyorum. Aslında ilk 10 bölümü oyun tarihi olarak hı-hı. Düşünmüştük. Ama eğlenceli bu arada. Eğlenceli. Tarihi deyince şey zannetmesinler. Evet 80 yılında Nintendo kuruldu. Yok öyle kesinlikle. Sega kaybettiği için Nintendo da batmış sayıldı falan gibi bir tarih değil. Onu anlatmadım da. Oyun tarihini anlatıp bunu nasıl anlatmazsın? Ya şöyle şaka biraz yani. Çok fazla anlatılan şey var yani. Mesela PlayStation 2'yi de anlatmadım. Biri anlattı mı çıkışını? Biraz evet biri... Hı. Gerçi hepsi, yok, birinin hepsi özel bir bölümü var. Ha, tamam. Birinin özel süper. Bölümü var. Yani şey 20 dakika maksimum tutmaya çalışıyorum. 10 dakika 20 dakika arası. Ya yani çok iyi. Oyun olsun. Tarihi ama hani teşekkür ederim. Böyle geyik üzerine. Hı-hı. Ama tabii yani sınır var ya. Bir de hani araştırması çok zor bir konu tabii gerçekten. Ki. Yani çok büyük anlatılan hikayeler var. Mesela Z80 çipi falan filan hani onların işte nasıl değiştirdiği, Intel'i nasıl yapısını değiştirdiği falan. Bunların hepsi bitiyor bir noktada. Hı-hı. O yüzden yapacak bir şey yok diye böyle şeylere dönmeye başlayacağım. Hani, ne demek sen ne oynadın yani? Falan diye. Konuk ağırlayacağız işte biz de falan gibi bir yere bağladın. Bir şey diyeyim podcast dediğin konuk ağırlayarak keyfi öyle çıkıyor gerçekten. Doğru. Gelirim her türlü. Kesinlikle her gel. Şey zaten bilir... seninle RPG oyunlarının oo. Geçmişini konuşacağız yani. Severiz. Çok eğlenceli. Seversin. takip ettim beğendim. Beğendim oyunlardan biridir. evet oyun hakkında şu bu arada şeyi konuşabiliriz. Hı. Tabii ki burada böyle derinlikli bir oyun sohbeti yapmayacağız ama yapalım. Biraz oyun oynama alışkanlığı üzerinden. Hı hı. Böyle ben kitlemizde bu podcast'i izleyenlerde, dinleyenlerde şey olduğunu düşünüyorum. Bir iki de yorum gelmişti bana Twitter'dan falan. Futbol menajer odaklı gelmişti ama ya bir türlü oyunlara girememiş. Hani birazcık daha böyle eskide oynamış ama şu anda hani böyle biraz telefona kaymış falan dostlarımız için. Hı hı. Böyle bir şeyler mi önereyim? Evet. Mesela bir iki oyunu tabii, önerebilirsin. VR alın. Böyle bir şey yok. Bu saçmalık yani. Böyle bir eğlence yokmuş dünyada. Evet, ben sana söylüyorum. Yani ben aslında. İnanmamıştım. Yani ben bunu biraz da gerçi Super Hat'ı oynadığımızda da evet. Yıllar önce. Bu arada bizi çıkmıştı. Bir kere bir etkinliğe çağırdılar sevgili arkadaşlar. Reklam bilmem neleri. Evet. Etkinliği. Orada da VR kurmuşlar. Hı-hı. Herkes böyle bir 2-3 dakika deniyor. Müze geziyor. Hı-hı. Bir iki kişi ateş ediyor böyle. 2-3 dakika sonra çıkartıyorlar. Hı-hı. Teşekkürler diye. Biz 47 dakika biraz da ünlü falan ağırlıyoruz. Tribine girdiler orada. Bir şey diyemediler. Hiçbir şey diyemediler. Burak 47 dakika ben 50 dakika oynadık. Ter içindeyiz böyle.
unutuyorsun çünkü VR'ın öyle bir şeyi evet, var. Hakikaten var ya. Yani. Bir de anda... onlar ilk VR'lar hani o dönemin evet. şey böyle bu kablolar bilmem neler her şey şu blok halinde falan. VR mı oluyor eski o? ne denir hocam falan. Güzel şaka bu arada. Aşırı ağır böyle kablolu falan çok çok sıkıntılıydı. Aman nasıl eğlenmiştim ya ben böyle bir şey. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Gerçekten. İnanılmaz bir şey ya. Çok eğlenceliydi. O yüzden gittim Spurat'ı aldım tekrar alır ya, almaz. Müthiş, tamam. Dolandırıldım. bu Meta Quest 2'yi aldım ben. Hı hı. Eğer bilmeyen varsa diye söyleyeyim. Veya ilgilenen. Meta Quest 2 kendi Meta'nın kendi ürettiği bir şey. Yani üstünde daha doğrusu Oculus'un eski şey Oculus. Var. Evet Meta artık. İş yok üstünde de işlem şeyi tabii, olan. Tabii kendisi bağımsız da şey oluyor. Hı hı. Ama onun kendi bir... alışveriş bölümü var. Oradan alışveriş yaparsanız dolarla alışveriş yapıyorsunuz. Ama Steam'e bağlama yok gibi gözüküyor da varmış. Ha. Ben bunu aldıktan bir gün sonra öğrendim ve yaklaşık 6 oyun almış bulundum dolar üzerinden. Dolandırıldım. Facebook Mark Zuckerberg bana para bu geliyor. Yani buna dolandırılmak denir dolandırılmadım. Mi Buğra? Emin değil. Dolandırılmamış da olabilirim ama bana paramı geri ver. Çok para o. Ya evet, 30 dolara. 30 dolara oyun satılmaz kardeşim. Satılır. Ya bu ülkede satılmaz. 30 dolar bu olmaz. Ya bu böyle bir şey yok. Evet o da doğru. Doğru oldu. Doğru, o doğru. Doğru, ben şimdi kime şikayetim yani? Ben kime gideceğim? Bu herkes şu an kime gidiyor? Sayın Cumhurbaşkanım ben bir VR oyuncusuyum diye. Şuralara da baktın mı? Hani orada da Meta Quest 2 fırlatıyor böyle. Ama VR gerçekten çok efsane bir şey. Çok güzel. Burada gerçekten. Bir de derinliğine girmeyeceğimiz başka noktaları da tabii. var. Tabii. VR kullanımı. Özellikle sen burada hiç girme. Yok tabii ki aynen. Çok keyifli oyunlar var. Evet evet. Şeye gelmek istiyorum. Gidelim abi. Bizim falan. Çok... uzun süreli bir arkadaşlığımız var. Doğru. Üniversite 1'de samimi olduk. Ama evet. aslında lise... Sen üniversiteye girerken lise işte o aralıkta. Öncesinde de tanıyorduk. Evet, mahalleden. Hocam basketbol oynamışlığımız vardır. Ya tabii ki. Senin efsane bir maçımız saçlı. Vardı evet. bu arada hatırlar evet. mısın? 40 yaşında adamları yendiğimiz. Evet. Sonra da mutlu olduğumuz. Ama iyi oynuyorlardı ama bir şey arada. Değil mi? Eski Efes bilmem neleri falan da onlar. Orada oynuyorlar. Evet, onlar evet. onlar değildi ama. De 2'ye 2 bir maç yapmıştık. Ama orada onlar da oynuyordu yani. Belki onlarla da oynayabilirdik. Evet. Ben oynamıştım onlarla bir maç. Mahvediyorlar ben de Efes'te bir maç oynadım. Efes'te bir ara oynamış ve şey kas spazmı geçirmiştim. Bir de ergenlikte böyle yerde böyle şey hani bunun büyüklüğü kramp şöyle. Girdi ha kas spazmı. Ergenlikte girdi. Kas spazmı geçirmek diye bir şey yok normalde. Evet ya. Yani nasıl zorladılar? Nasıl bir değidir olduysa abi muz mu görmedim kaç senedir neden olduysa. Bu arada ben senin uzun saçlı halini hatırlarım. Evet, hocam. Kubat Feyzin. Kubat Feyzin. Kubat da değildin bu arada. Tabii Kubat'a yakışıyor canım. Bana hiç yakışmıyordu. Onun için demiyorum. Beni kız zannetmişlerdi yani böyle. Evet gerçekten. Hiç o kadar da bakımlı değildi saçı şimdi yalan. Arkadan ama güzel duruyordu falan diye. Arkadan hala güzel duruyorsun var. Arkalara bakıyor falan diye. Buradan nasıl bağlayacağım hadi sorunu sor bakalım. ne diyecektim? Ha. Uzun saçlı Feyzim'le alakalı arkadaşlarım benden bir özür borçlu. Bana bir özür borçlu. Senin bize özür borcun var herife bak. Tamam işte niye söylemiyorsunuz oğlum o kadar kötü olduğunu yani. Ha, sonra öyle. Yıllar sonra Ece bir gördü bu sen misin dedi inanamadı ama, yani. Bak, şimdi hatırlıyor dönem... musun Kubat Feyzim'i? Tabii. Fotoğrafını ama şimdi yani. Bakın o dönemde şöyle tabii. bir şey vardı benim de saçım uzundu. Biraz. Ama senin biraz. Rockçı uzunluğu. Evet şöyle gitarist uzunluğundaydı. Benim küt falan da oğlum saçma sapan bir şeydi ama bir şey erkek kuaförünün yapabileceği bir şey değildi yani. Ama çok güzel bir kesim vardı gerçekten. Nerede yapıyorsan. Kesinlikle. Ben de fırtımı orada çektim. Ya abi o zamanlar saç vardı ve evet, kullanıyorduk. Evet, kullanıyorduk bir de, aynen yani. Yani şimdi saç yok diye şapka takıyorum. Şimdi saç yok diye ben şapka takmıyorum. Mesela bak bu ışık beni mahvedecek. Çok kötü gözüküyor evet ben de o yüzden. Yani mahvedecek. Yok canım sen de kötü gözükmüyor. Yok ben de ya kötü. Ben biliyorum şöyle. Ama senin. Saçın varmış gibi giriyorsun asansöre. Asansörün o pis yukarıdan ışıkları vurduğu anda aynaya dönüyorum bakayım bir şey var. Yok saç. Öyle illüzyon gibi. Çok kötü ama bir ara Buğra'nın şey feyzi vardı. Çok.
paraya kıydık ve çok pahalı bir berbere gittiğimiz bir dönem vardı. Evet. Şimdi ekonomimiz el vermiyor ama bir dönem onu yapıyorduk ve Buğra böyle berbere gidiyordu, saçlı dönüyordu. GTA berberi gibi. Ne yapıyorsun? İnanılmazdı. Gerçekten. Nasıl saçlı dönüyorsun abi? Ne böyle, yapıyor adam ya? Adam böyle kısaltıyor. Uzun saçım uzun böyle. Dağınık falan. Rezalet bir saç. Kel duruyor yani. Sakalımı da kesiyor, saçımı da kesiyor adam. Saçım var. Geliyor mu? Saçlı böyle. Nasıl ya? Baya bomboşlarda falan. Evet evet. Yani eski. Işte, aynen. Base ben 40 de sonra aynı berbere gitmeye başladım. Ve bana da aynı şeyi adam yaptı. Adam inanılmaz. Hiçbir şey de dökmüyor üstüne. Abi bak çok kesiyor enteresan. Saçım. Bununla ilgili bir tespitim de var. Onu da buradan bağlamak isterim. Tabii ki. Gerçekten bazı zevkler var. Parayı vermeden. Sadece zevk de değil. Kalite aynen, var. Kalite. Parayı bir kere vermeden anlayamıyorsun dışarıdan. Aynen öyle. Abi. Çok katılıyorum. Bir kere bak. 3 yaz boyunca Ece ile tatile gittik. Aynı yazla ve aynı terliği kullandım. Süper. Terlik dediğin terlik nedir yani? 10 lira bakkaldan alınır plastik topla beraber. Kullanılır. Aynen öyle. Abi oraya yürüyoruz, buraya yürüyoruz. Kum şey oluyor bilmem ne. Benim için tatiller çile. Çile ya. Meğersem terlik yüzündenmiş abi. Ben hani şeymiş o sadece böyle... Torba, çöp torbasıyla çıkıyormuşum gibi. Aynen. Paraya kıyıp böyle taksitle outlet falan diye Ece bana bir terlik aldı. O kaliteli. Şeylerden beyazlardan. Marka vermeyeyim şimdi. Ben de dedim ki sen çıldırmışsın. Bu para terliğe verilir mi? Delirdin mi? Taktım böyle. İnanılmaz bir şey böyle, gerçekten. Abi uçuyorum. Ben onu... Ayakkabıdan rahat. Böyle saçma bir şey olamaz ya. Var ya o yaz... Ne kadar? Her gün 10 kilometre yürüyoruz terlikle. Çıkalım şuralara da baksana. Şu sahili de gezelim. O kadar rahat dedim mı? Dedim ki demek bu yüzden ben kullandım. Millet bunlara para veriyor. Ben şöyle. Prestij için hani vay evet, marka terlik öyle falan. Öyle gibi gözüküyor ulan, ama terliğin değil. Markası mı olur be falan diyen adam ben yani. Kapitalizmin kölesi oldum ya. Bütün terlikleri alasım var. Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz bir ayakkabıda, şey yani. Terlikte, bilmem ne de evet, ucuza abi. Kaçılmıyor abi. Hatta çünkü, mümkün olduğu kadar pahalıya evet, kaç. Evet kesinlikle. Müthiş yani, bir şey çünkü. Çünkü bak ben şu an giydiğim ayakkabı, senin işte aynı ayakkabıyı giyiyoruz. O ayakkabı bile belli bir noktadan sonra ağrı yapıyor da o dediğin şey erdemde var o terlikten. Böyle bir şey. Ne zaman onlara gitsem bir şekilde çalıyorum o terliğe. Yürüyorum onu. Çok eğlenceli. Uçuyorsun yani, ya. Koşma modu da var. Yürümüyorsun. Hocam böyle takıyorsun. Koşma modu var. Biliyorsun değil mi? Sport. Sport modu var böyle. Turbo. Tık diye takıyorsun arkaya. Bende o yok. Bilmiyorum. Ama bak şeyde de olmuştu. Benim arabamdan sonra bir kere araba kiraladım. En ucuzu yoktu. En ucuzunu kiraladığım halde size maalesef üst bir araç vermek zorundayım. Bu ne rezillik ya falan. Ay Allah. Paramız da rezil olduk. Olur mu böyle şey falan. Aldım. Allah'ım. Meğersem araba kullanmak aşırı zevkli bir şeymiş. Uçuyor. Gerçekten. Ece böyle yapıyor. Kayıyorduk vallahi. Ama bir şey diyeyim mi? Uçuyoruz. Çok böyle. Haklısınız. Şimdi marka vermeyeyim burada ama SUV falan böyle sağlam bir şeydi yani. Akıyoruz böyle Allah falan. Terlik de öyleymiş meğersem. Evet işte. Yani oradan şunu anladım. Buradan böyle eleştirmek kolay. Terliğe para verilir mi? Buna verilir mi? Bilmem. Giyiyorsa giyelim. Meğersem, yani meğersem haklı oldukları noktalar varmış. Bu kırılımı bir de şeyde yaşadım. Üniversitedeyken ben... Daha iyi bir üniversite bizim para ver. Nasıl eğitim falan. Keşke o zaman. Üniversitedeyken kahveci vardı bir tane. Şimdi marka vermeyeyim. Bir İçindeki tane, mi? Evet. Hmm. Çok meşhur bir kahveci bizim üniversitenin içindeydi. Evet, bizim. Ben de çok solcuyum o dönem. Dedim ki bu ne ya böyle rezillik mi olur? Eğitim kurumunda bunun ne işi var? Almıyorum buradan kahve deyip kantinden böyle o onları mı alıyordun? İğrenç kahve oğlum, alıyorum tamam mı? Çok kötü onlar ya. Çünkü çok pahalıydı orada satılan kahve tamam mı? Kahveye bu kadar para verilir mi? İşte kahve ya bu falan. Bitiriyi vardı neyse. Evet sonra ben o kantinden kahveleri hı-hı, içtim yıllarca ama bok gibi de yani. Anladın mı? Bu hayatım zift falan böyle evet, korkunç bir kahve. Sonra bir gün arkadaş almış. Hı-hı. Al ver dedi. Benim de o gün çok solcu uyanmamışım o gün. Çünkü banka hesabında hani sağımdan kalkmışım. Banka hesabında para arttıkça biraz daha benim solculuk düşüyordu. Hocam öyle değil mi? Tamamen kişisel bir eleştiri yapıyorum tabii ki yanlış anlaşılmasın. Hocam öyle değil mi? Erkan Baş'a verelim 10 bin lira falan diyor. Bak evi aldıktan sonra öyle diyor mu falan.
İğrenç. Saçma sapan bir fikir. Neyse şimdi öyle programa girmeyelim. Yoksa çok söyleyecek şeyim var. Baya o günde çok solcu değilim. Tamam dedim, ver içeyim bari, ziyan olmasın. Hani ziyan değil mi? Abi inanamıyorum. Dedim ki lanet olsun ya. Yıllarca ne içmişiz. Hadi tamam, o kahve de muhteşem falan bir kahve değil ama. Değil. Ama bir verdiğin parayı hak ediyor. Seviye farkı o kadar belirgin. Bir de abi yani. Biri bu kadar, biri bu kadar. Heh. Fiyat farkı iki katı değil ama evet. Falan. Dedim ki ulan ya. Bak boşu ben şeyi var ya. Bana şeyi öğretmişlerdi. Orada o kahvecide şöyle bir şey var. Tek başına gidip alınca çok pahalı. Hakikaten pahalıydı yani bizim için de. Ne yapıyorsun? Kahveye toplu mu giriyorsunuz? Şöyle evet. Şu şekilde. Yok yani bir tane al büyük, ikiye böl değil. Ha. Kahve biraz daha fazla para veriyorsun. Bu şey paketlerinden alıyorsun orada satılan. Orada tutuyorlardı. Senin ismini yazıyorlardı. İşte Buğra'nın kahvesi de. Bana 4 içimlik kahve yaptı. Lan sana da anlatmıştım okuldayken. Aa hiç hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum? Biz bu arada aynı okuldaydık. Ben içiyordum benden. Allah Allah. Valla hatırlamıyorum ya. Sana, şey değil mi? Sana özel kahven duruyor orada. Tabii tabii. Aa, 4 içimlik yap diyorsun. Ya. 2 içimlik yap diyorsun. Yapıyorlar. Vay be. Şimdi 4 içimlik yapınca gayet ucuza geliyor. Hani şey başına, bardak başına baktığında vay çok be. Daha uyguna geliyordu. İşte bak görüyor musun? Yani bazı akıl. Şeyleri anlamak için öyle dışarıdan olmuyor. Evet. İşte terlikte onu keşfettim. VR'da da hatta keşfettim. VR'da ben... keşfettim. Dışarıdan bakınca abi evet. VR gaming falan boş işler gelecek bunlar. Gelecek bu değil. %1'ine değil. Oyun yapıyorsunuz. Asla falan. Tutmaz. Bunda porno mu izlenir? Hiç. Yani bunları gerçekten bir bakıyorsun sonra hakikaten parayı hak ediyormuş. Gerçekten porno izlenir. Gerçekten. Gaming dediği şey. Böyle bir şey yok. Gerçekten geleceği VR'a gider yani. Bak bunu söyleyenler. Elif'e de göster. Çıkmaya gel bak. Çıkmaya çalışıyorum konuda. Gaming dediğimiz noktada hakikaten VR'ı deneyenler görecek ki bir yerden sonra... Büyük rahatlık evet, olacak. Bambaşka yani. Bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Terlik de öyle. Terlik de öyle. Araba da öyle. İki öyle tane hikaye anlatacağım. Şey. Birincisi Half-Life Alyx. Hikaye değil bu. Anekdot. VR alın ve Half-Life Alyx'i oynayın. Böyle bir oyun yok. Gelecek budur bence. Muhteşem bir şey. İkincisi iyi araba kullanınca gelen o haz. Kötü araba kullanma nasıl oluyor biliyor musun? Kendinkinden kötü araba kullandın mı hiç? Yok. Ha yani. Kullanmadım. Ben bir kere kullandım. Ya benim araba çok biliyorsun. Zor çünkü bulmam. Evet, benim kendimden üret zaten hani o yüzden iyi lan. Ya iyi tabii de yani. Seksi, benimkisi eski falan ya. Bir aha. De düz vites. Ya şimdi yani 2010 model araba yani daha kötü bir şey olamaz diye düşünüyordum. Herhangi bir otomatik araba dedim hani hafif jipimsi bir öğreneyim diye senden duydum ya evet, tatilde evet, güzel falan evet. Diye. Bakayım nasılmış. Elif de seviyor çünkü jipleri. Belki ileride diyor. Abi araba verdiler bize. Yani en düşük segment SUV'de. Arabadan böyle şey senin arabayı ben aldığın gün ben kullanmıştım ya getirirken. Evet. Şey mesela kırmızı ışıkta durduğunda böyle fren basıyorsun bırakıyorsun ayağını hafifçe ileriye gider ya. Gitmiyor oğlum araba. Frenden ayağımı kaldırıyorum. Yokuş yok. Araba böyle geri kaymaya başlıyor. Oh. Bir saniye kayıyor sonra diye gitmeye başlıyor. Allah Allah ya. Vites geçişlerinde arabanın içinde yaşlı bir adam var. Bayağı yani emekli bir minibüsçü var ve böyle diye atıyormuş gibi böyle. Araba giderken böyle şey oluyor. Diye Allah tekrar. Allah ya. O böyle bir şey yok. Bu otomatik araba diye aldık. Zehir i̇şte oldu orada artık. Anladım diyorsun sen. Orada anladım. Yani gerçekten işte, arabaya para verilmesi gerekiyormuş. Peki para verme demişken son konumuza giriyorum. Tabii yıllardır tanıyoruz birbirimizi. Evet. Yıllardır gereğinden fazla görüşüyoruz. Şöyle güzel bir sorum var. Böyle deyince kalbim de kırılıyor. Ya. En uyuz olduğun en uyuz olduğun an bana hatırlıyor musun böyle bir şey? Hayır diyor program bitiyor falan. Ya da böyle ya bak en sevmediğin ulan Allah bu konuda da berbatsın falan dediğin böyle bir öz eleştiri olarak bunu almak istiyorum. Çünkü bunu senden başka hiçbir konuda okay. Söyleyemeyeceği bir şey çok yani. Duygusal olacak da binlerce şey vardır belki. Yıllar içerisinde binlerce şey olmuştur da hiçbiri aklımda kalmadı. Aa, iyi güzel. Yani ne bileyim lan hani insanın en yakın arkadaşı aklında kalmıyor yani. Bu açta göt. Şunu yaptı bana. Hiçbir şey gelmiyor mu aklına gerçekten?
Burada söyleyemeyeceksin. Geldi herhalde. Yok lan. İşte ağzına vurulamayacak benim... insanlar olmadığımız için. İşte evet. Şey olduğumuz için. Ama sen için. Zaten inanılmaz hakkaniyetli bir adamsın. Öyle bir şey yani. Hakkaniyet nedir oğlum? Öyle değil midir hocam? Hakkaniyet kardeşim değil mi? Benim ya yani, şöyle kardeşim, yani hakikaten şey yapar yani kendinden veren bir adamsın. O yüzden hani kendi podcast'ını alıp kendini öldürüyor. Bu ne biçim bir şey oğlum, ya? Oğlum ben beni göm dedim, sen övüyorsun. İyiymiş böyle. Evet, yani ne yapayım? Her konuğa sorayım ben bunu. Yani ne bileyim. Şey değil mi, haftaya başka biri geliyor. Sence ben hakkaniyetli miyim? Oğlum bu arada. Aynı kere. Hakkaniyet ne demek? Çok anlayana hoşuma kadar... gitmiş böyle. Bu arada şeyi çevirsen benim sana yaptığım çok daha fazladır ha. Yok be oğlum. Kesinlikle oğlum, ben yani sana bayağı eziyet çektirmişimdir ya. Manyak mısın lan sen benim? Sen nasıl hakkında benim şey sana yaptığımı yani hatırlamıyor musun? Hayatı nasıl işte? Ha. Evet, o burada anlatılmaz. Neyse, Allah'tan şu an iyisin. Evet. Mutlusun. Peki yani biz çok fazla iyi arkadaşmışız. Evet, o zaman yani... buradan bunu anlıyorum. Vallahi Burak. Benim Berk kaçmam neydi lazım. Berk neydi? Bir şey diyeceğim. Berk'e sormadım. Berk o kadar tanımıyor beni diye. Daha doğrusu tamam, açık konuşacağım. Evet. Açık konuşacağım. Ece'ye dedim ki... Ece ben terapiste giriyorum. Tamam. Buğra'yla hani konuşacağım şeyler aklımda var ama aklına böyle ilginç soru gelirse yaz dedim. Sen mi sordun? Ece sordu bunu. Yoksa aklıma gelse belki de sorardım tabii, şimdi ayıp olmasın. Yani kötü bir şey hakikaten. Ece sordu. Hani buradan enteresan bir malzeme çıkabilir. Buğra bir hikaye anlatır seninle Burak, ilgili falan. Her şey çok hayır diyor ya, böyle fikir sunuyor. Ya diyor evet yani. Evet, çok hayır der. Ben de i̇nanılmaz sen gel sen anlat. Gecikir. Senin galiba anlat. Bak inanılmaz gecikir. Şeyi vardır hani unutur falan, hani sallamaz. Bayağı ben şeyi biliyorum mesela, yazıyorsun. Görüyor oradan çıktığını. Kapatıyor, devam ediyor oyunu oynamaya. Evet, programımızın yaptığını da biliyorum ama. Sesinin sonuna geldik. Kim yapmıyor hocam? Ben kapatıyorum öyle tersi dönünce. Kötü şeylerin sayarken. Ama hakkaniyet. Hakkaniyet. Ne demek oğlum hakkaniyet? Bilmiyorum. Duydum çok güzel kelime diye. Dur bakalım neymiş o? Dur Ece bakıyor, söyle Ece neymiş hakkaniyet. Biliyor musunuz bu arada? Hakkaniyet. Yazıklar olsun. Hakkı. Bilmiyor muyuz bu kadar insan? Kişinin hakkını veren adaletle, ben de öyle. Evet öyle zaten. Hak ve adalet. Adalet, tamam, uygunluk, hepimiz hocam doğruluk, dürüstlük. Ece bilmiyormuş. Of, çok iyiymiş. İnanılmaz bir kelime. Çok iyiymişim ben. Tabii. Çok hoşuma gitti hakkaniyet. Çok güzel. Haftaya soracağım. Boğaç hakkaniyet soy demiş. Hakkaniyet. Çok iyi. Uneducated. Ignorant. Fat. Hakkaniyetli. Hakkaniyetli. İyi. İyir. diyerek ben de dizimi atayım buradan. Sen benim kardeşime nasıl? Ya işte. Bir ağzımıza vurulsa kendimize geleceğiz. İnşallah benim de vururlar bir gün. Peki. İstiyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür harika ederim. Harika program oldu. Bir günde bize gelin. vallahi geliriz. Yani ben zaten bunu her konuya söylüyorum. Kimse beni bir yere davet etmiyor. Ben herkesi halı sahaya davet ediyorum. Evet, sen herkesi programa davet ediyorum. Ben ama bak ne diyeceğim biliyor musun? Ben şey düşünmüştüm. Biz konuşuyoruz işte. Bizim podcast'i yaparken editör arkadaşlar. Dedik ki yani ileride işte şöyle yaparız böyle yaparız diye konuşurken. Boğaç mesela gelir de oh, gelmeyebilir dedim. Sende böyle bir hava var. Abi bunu herkes söylüyor. Abi, herkes söylüyor. Vallahi. Ama bak ben hakkaniyetli bir adamım. Para verirlerse gelirim. İşte anladın. Bunun benim için bundan sonra hakkaniyet kelimesiyle yaşayacağım ben. Budur. Adaletli bir adamsın. Teşekkür ederim. Sen de öylesin canım kardeşim benim. Öyleyim. Neye ihtiyacım varsa gel. Buğra bu arada burada anlatamayacağım o kadar yardım dokunmuştur ki bana canım kardeşim. Tam tersi aslında da neyse. Yok öyle. Adam sayesinde evet, ünlü olduk. Evet bir tane podcast. Bir tane podcast canım kardeşim benim diye bir tane böyle bir podcast saçma sapan. Solculuk falan da konuştum. Budur ya. Ondan herhalde. Vallahi. Hadi devrim hadi kalk. Peki ben biraz haber versem sonra olur mu sana devrim için? Birazcık işim var. Bir sıkıntı değil. Kahve Hoş alacağım, yedim. Terlik alacağım. Daha bir devrimden önce almam gerekenler var. Yatırım yapmam. Sonra bedava olursa herkes alır. Peki teşekkür ederim. Çok ben keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki çağırdın. Ben bir daha gelirim bu arada. Haftaya da buradayım. Tamam. Ben geçmiyor. Şu hakkaniyeti biraz daha detaylı konuşuruz. Hakkaniyet üzerine. Sokrates Videocast ve Sokrates Podcast'in bu bölümü. Pardon o değil de lan programın ismi. Kanalın ismiydi onlar. Neyse işte. Sona eriyor. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Like atmayı, takip etmeyi ve buna bağlı sistemleri unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Bye. Bye.